Cümleten selamun aleyküm. Büyük Fenerbahçe'nin büyük taraftarı 25 Kasım 2020'nin ilk videosuyla karşınızdayım. Önce bir teşekkür. Abone sayımız 12.513 olmuş. Yani 12.500'ü de geçmişiz. Hedef 13.000. 500-500-500 artalım. Biz arttıkça birileri kudurmaya devam etsin. İkinci uyarım, kanalımıza üye olanlar, yani katıl butonu ile üye olanlar. Hocam nasıl üye olacağım? Her videonun açıklama kısmında aşağıda çubuğu uzatın. Hem abone olmak için hem üye olmak için link var. Üye olmak, yani 10 TL verip üye olmak için link var. O linke tıklayıp bilgilerinizi girdikten sonra üye olursanız topluluk kısmında doldurmanız gereken bir form var. O formu doldurup 27 Kasım'da hem forma çekilişinde yer alırsınız hem de transfer soru cevap canlı yayınında yer alırsınız. 27 Kasım'da üyelere özel şahane bir transfer soru cevap var. Üyelerin özelliği şu: istedikleri her soruyu soruyorlar, her sorunun cevabını alıyorlar. Bunu da belirteyim. Üçüncü uyarım, abone çekilişi. Hocam benim verecek param yok ya da maddi durumum da yok ama internetim var. Çok güzel, bize siz de lazımsınız. Asıl siz lazımsınız çünkü sizin reklam tıklamanızda, sizin reklam izlemenizde gelen bir gelir var. Ve bu gelir sonrasında benim de dağıtacağım, dağıttığım formalar var. Şöyle bir anlaşma yapmıştık. 4 aralığa kadar her gün 4.000 ortalamayı geçip, yani toplamda 40.000 reklam tıklaması yaptığınız anda 4 forma benden. Fenerbahçe Beşiktaş'ı yenerse bir forma daha, öyle öyle 5 forma. Samat da gol atarsa, ki ben adım gibi eminim atacağından, 6 forma dağıtacaktık. Dün 4.000 geçildi. Hepinizi tebrik ediyorum. Ama boşlamayın. Ben bunu yaptım diye boşlamayın arkadaşlar. Lütfen ben bunu yaptım diye boşlamayın. Hani çok az geçildi. Siz 4.000 tıklama sayın. Bugün 1.000 tıklamayı geçtik. Kaldı 3.000. Böyle 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 inşallah forması olmayan kalmayacak bu kanalda. Merak edenler için sorayım hocam, niye forma dağıtıyorsun? Arkadaşlar reklamlara tıklamanızda bir gelir geliyor. O gelir size geri dönüşü bu. Hocam niye bu senenin, yani bu senenin forması mı? Geçen senenin formasını dağıtıyoruz arkadaşlar. Hem stok beni andı. Stok eritiyoruz. Feneryum'daki stoku eritiyoruz. Hem de ya gücümüz buna yetiyor yani arkadaşlar. 12.300'üz. Yani inşallah 12.300 değil de 123 binler oluruz. Şey pardon, 12.500, 125 binler oluruz. Çatır çatır ben söylemeden siz tıklarsınız. Ha 4.000 değil de 40.000 tıklarız. 40 forma dağıtırız her hafta. İnşallah o günlerde gelecek sevgili arkadaşlar. Sizin desteğinizle. Benim yapmış olduğum bir şey yok. Ben sadece parayı kendim yemek yerine geri size dağıtıyorum. Yanlış anlamayın. Kendi reklamını yapıyor. Kanalını büyütüyor. Bu şekilde insanlara forma dağıtıyor. Hop 12 bin 13 bin olacak. Otomatikman artacak. Hayır. Her hafta ya da 10 günde bir. Arkadaşlar her hafta beni çok yoruyor. Yani bazen boğazım izin vermiyor. 10 günde bir, 10 günde bir ya da ayda bire döneceğim artık. Arkadaşlar hedefimiz şu: şu kadar tıklamaya şu forma, şu kadar tıklamaya şu forma, şu kadara şu forma diye. Bunu yapacağız ve inşallah 4 Aralık'taki çekilişte en az 6 forma sizlerle. Ha dediğim gibi 4.000 değil de ortalama 5.000 olursa 5 forma, 6.000 olursa 6 forma, bu şekilde sözüm var. Ben sözümü yemem. Siz de sözünüzü yemeyin, elinizden geleni yapın. Temsilcimiz Medipol Başakşehir, Şampiyonlar Ligi'ndeki 4. maçında deplasmanda Manchester United'a 4-1 mağlup oldu. Yani bunlar da 8 yemedi. Hani burada İngiliz takımlarını 2-1 yendikten sonra orada fark görürüz ya, Fenerbahçe burada 3-0 yendi. Gerçi ikinci maçta o. Orada 6-2 yenildik Manchester'a. Burada 3-0 yenmiştik. Totalde 6-5. Kusura bakmayın. Başakşehir 2-1 yendiydi sanırım. 2-0 mıydı? 2-1 yendiydi. Orada 4-1, totalde 5-3 oldu. Tabii yenilmesi üzüntülü bir durum. Ben bunu biliyordum. Fark yiyeceğini biliyordum. Ama benim beklediğim farktan daha az fark yedim. Fakat sevindiğim bir olay var. Hocam mağlubiyete sevinilir mi? Sevinilir arkadaşlar. Tek gol Deniz Türüç'ten geldi. Frikik golü. Şimdi bakın, biz Deniz Türüç'ü 2-2,5'a aldık. Yanlış hatırlamıyorsam. Ki şuradan da teyit edeyim. Biz Deniz Türüç'ü 2-2,5 milyon euroya aldık. Evet, bir sezon oynattık. Çok beğenmedik. Yani doğruya doğru şimdi. Şu an piyasa değeri 3 milyon euroya yükselmiş şekilde. Ve bir yıllığına kiralık. 2,5 milyon euroya almışız. 3 Ağustos 2019'da. Yani bir sene önce
2,5 milyon euroya almışız. Şimdi bu sezon Deniz Türüç'ün kariyeri 12 maç 1 gol 2 asist, ancak Şampiyonlar Ligi'nde 4 maçta 1 gol 1 asist. Ki Şampiyonlar Ligi birçok ülkede izlenen, yani Manchester United'a maç yapıyorsunuz, gol atıyorsunuz arkadaşlar. Bir düşünün yani, şu an 3 milyon euro piyasa değeri gözüküyor ama yeni güncellemeyle muhtemelen 4-4,5'ları bulacaktır. Bugün aklıma geldi. Deniz Türüç'ü bir takım 7,5 milyon euroya istese satılır mı? Hocam manyak mısınız? 7,5 diye hemen satarım, beklemem. Avrupa Şampiyonası da var. Milli takımın da vazgeçilmez oyuncusu. O açıdan iyi bir olay. Muazzam bir frikik golü atmış. Şampiyonlar Ligi gruplarında asistten sonra bir de gol atarak değerini katlamış. Bakın, Elif Elmas'ın birkaç maç daha oynaması sonrasında 1,5 milyon euro gelecek. Çıkka. Lazio'nun muhtemelen büyük ihtimalle gruptan çıkacağı için Vedat Muriçi'den de artı 1 milyon bonus gelecek. Çıkka. 2,5 milyon euro yattığımız yerden çıkka olacak. Bir de Deniz Türüç'ü 7,5'a kitelerse, yani satarsak, oh, 10 milyon euro çıkka. Güzel para. Daha bunun Kuruze'den gelecek tazminatı var. Giuliano'dan gelecek tazminat var. Oh! Yani sene sonuna kadar yattığımız yerden bir 30 falan kazanırız herhalde çukkalarla birlikte. Şimdi sene sonuna kadar demişken, pazar günü Fenerbahçe'nin önemli bir maçı var. Fenerbahçe sahasında Türkiye Futbol Federasyonu ile Beşiktaş'ta bir maç yapacak. Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ta yapacağı maça bir hakem ataması gerçekleştirildi. Skandal ötesi skandal bir hakem ataması gerçekleştirildi. Fenerbahçe Beşiktaş arasındaki derbiyi hakem müsveddesi Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. Bakın, bugün kadına şiddetle ilgili tepki günü. Fenerbahçe'nin başkanından sporcusuna, futbolcusuna, basketçisine, voleybolcusuna, kulüp personeline, idari personeline hepsinin bir videoda yer aldığı videoda mevcut. Kadına şiddetin her türlüsüne karşıyız. Özellikle küfüre de karşıyız. Ben kadınların yanında küfredilmesi taraftarı da değilim. Nefret ediyorum. Sokakta ufacık çocukların küfretmesi insanların içerisinde anasının babasının veledi zina yaptığını gösteriyor. Yani sanki gayrimeşru çocuk edinmiş gibi. Analara babalara lütfen buradan sesleneyim. Çocuğunuzda bir sorun, sokakta küfrediyor musun diye. Ve bunun yanlış olduğunu belirtin. Ya sokakta küfreden çocuğa diyorum ki herhalde annesiyle babası bunu zinadan elde etti. Başka bir şey söylemiyorum ben. Daha da ağır laf edeceğim ama. Düşünün, kadına küfür en basiti ama yani hareket olarak ona bile karşıyken kadına şiddete yönelik hareketlere yeni yeni cezalar verilmeye başladı. Çok şükür, o açıdan da sevinçliyiz. Fakat hakemler gelin benim anama bacıma şiddet gösterin diye uğraşıyorlar. İnşallah uğraşmazlar. Şimdi ben size bir şey söyleyeyim. Ben size bir haftadır diyorum. Cüneyt Çakır ya da Ali Palabıyık. Yani maçın hakemi Cüneyt Çakır ya da Ali Palabıyık olacak diye. Hatta karar verilmişti. Ali Palabıyık orta hakem, Cüneyt Çakır var hakem olacaktı. Tugay Kaan Numanoğlu, yani bizim maçın hakemi, Trabzonspor Ankara Gücü maçının hakemi olacaktı. Gaziantep Futbol Kulübü Yeni Malatya Spor BTC Türk Yeni Malatya Spor maçını Mustafa Öğretmenoğlu yönetecekti. Dün gece bu 3 maçın hakemi değiştirilmiş. Yani bir el tarafından değiştirilmiş. Kimsenin beklemediği şekilde bu atama gerçekleştirilmiş. Bunun sebebi açıklanmalı demiş birçok arkadaşımız. Ben sebebini anlatayım size. Bu hakem kim biliyor musunuz bizim maçı atanan? Hani benim geçen sene canlı canlı izlediğim maçta, gidip stada, maalesef Kayseri tribününde canlı canlı izlediğim maçta rakibe 3 kırmızı. 3 net kırmızı kart. Bizim lehimize net 3 penaltı verilmeyen maçın VAR hakemi. Yani gözünü bilmem ne yaptığım hakem. Gözüyle değil de başka yeriyle gören hakem. Ki ben bu hakemin geçen sene gözüne çok sövmüştüm. Sanırım sıra anasına bacısına falan geliyor. Yani muhtemelen Türkiye'nin yarıdan çoğu anasına bacısına sövecek. Aynı yönetimi sergilerse. Ben peşin peşin söylüyorum. Ben kimsenin anasına bacısına küfretmek istemiyorum. Ama herkesin bir sınırı var. Sakin, komik bir insanımdır. Herkes öyledir özünde. Ama kimsenin anasına bacısına sövmeyelim. Allah'tan korkarak maç yönetin. Fethullah Gülen'den değil. Federasyon başkanından değil. Mustafa Cengiz'den değil. Fatih Terim'den değil. Allah'tan korkarak maç yönetin. Ne ananıza sövdürün, ne bacınıza sövdürün.
VAR yokken ben şunu söylüyordum. Ya 10 santimle ve 15 santimle offside olabilir abi, görmeyebilir. Baktığı yer 60 metre. Ve bir anlık sese odaklanıyor. Tribünden çok ses gelince hakemleri de mazur görün. 10-15 santimi göremeyebilir diyordum. Ama VAR'la önünde bir sürü açıdan kameralarla pozisyonu görmüyorsa ya kördür, ya şerefsizdir, ya birilerinden talimat almıştır. İnşallah birilerinden talimat almıştır ve o talimat bitmiştir. Çünkü şerefsiz her zaman şerefsizdir. Kör her zaman kördür. Yani bunu da belirteyim. Ha, 3 tane direkten dönen topumuz vardı. Bak düşünsenize, 3 kırmızıyı verdi. 3 direkten dönen topumuz var. 3 penaltı. O maç tarihi galibiyet olacaktı. Ki Kayseri tribünleri boşalırdı. Ben de rahat rahat izlerdim. Yayıla yayıla. Yalandan da söylerdim. Ulan böyle top mu oynar lan, Fener'e bizi güldürdünüz lan falan yapardım. Yani durum bu. Bakın bir kez daha söylüyorum. 2019-2020 sezonu. Tarihi Kayseri Spor Fenerbahçe maçının VAR hakemi bu arkadaş. Tarihi. Yani rakip ceza sahası içinde elle oynadı, kolla oynadı, topu kesti. Tekme tokat Vedat'ın baldırına krampon dişleriyle bastılar. Bir kere VAR'a geri izle demeden. Çağırsa en az 3 penaltı var. Ya benim değil bu, herkesin yorumu ha. Yanlış anlamayın, benim değil, herkesin yorumu. Arda Kardeşler adlı, kardeşi Trabzonspor'da oynayan şahıs yönetmişti maçı. Babası çok koyu Galatasaraylı olan. Artık kendinden hangi takım olduğunu düşünün. Yani onun yönettiği 3 penaltımızın verilmediği, 1-0 kaybettiğimiz, ki golden önce de Vedat'ın sırtına basılıp bir faul yapılıyor. Golden önce de faulün olduğu maçtı. Ben bir şey söylemek istemiyorum. Ben kimsenin anasına bacısına sövmek istemiyorum. Kimse anasına bacısına sövdürtmesin. Herkesin anası bacısı kendine kıymetlidir. Ya dediğim gibi kadına şiddet konusunda bugün Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Fenerbahçeli sporcular, bakın futbolcular demiyorum, sporcular. Yani bunların oluşturduğu bir tweet zinciri var. Ya lütfen, ya bu haftanın önüne geçilmesin. Lütfen. Maçın hakemi lütfen. Ya kimse senin anana bacına sövmek zorunda değil. Lütfen. Lütfen. Ya lütfen, yalvarıyorum ya. Bak Halil Umut Meler, Fenerbahçe düşmanı bir hakemdir. Benim gözümde çok koyu Galatasaraylıdır. Çok koyu Trabzonludur. Benim gözümde Gençler Birliği maçının hakemiydi. Evet, yanlış verdiği kararlar olur. Biz onu hata olarak nitelendirdik. Bak, yanlış kararlarını hata olarak nitelendirdik. Kasıt olarak nitelendirmedik. Ama geçen sene şu an bizim maçımızın hakemi maalesef geçen sene kasti bir maç yönetti ve maçı hiç etti. Ve Fenerbahçe'mizin 3 puanını çaldı. Allah iki cihanda da hesabını sorsun. Ben hakemlere dua etmek istiyorum. Rabbim hiçbirinize haram lokma yedirtmesin. Bu işten haram kazanıyorsanız Rabbim bir gün bile bu işten bir kuruş kazandırtmasın. Çoluğunuz çocuğunuz haramla büyümesin. Ha, ilerek, bilerek, ısrarla, isteyerek haram yiyorsanız da Allah bin türlü belanızı versin. Görüşmek üzere.